Merhabalar arkadaşlar. Soruda verilen tepkimeyi öncelikle yazmanızda ve denkleştirmenizde fayda var. Burada azot gazı ile hidrojen gazının tepkimesinden amonyak elde edilmiş. Tepkimeyi denkleştirecek olursak burada iki tane azot olmalıdır ve ardından da dikkat edecek olursak 3 çarpı 2 6 hidrojen var. Dolayısıyla da burada katsayı olarak hidrojenin başına 3 yazmamız yeterli olacaktır tepkimeyi denkleştirmek için. Şimdi bize burada arkadaşlar eşit hacimli olduğu söyleniyor ve başlangıçta dikkat edecek olursanız 12 litrelik bir gaz karışımı var ve eşit hacimli olduğundan dolayı bunun 12 litresini azot, 12 litresini ise arkadaşlar hidrojen gazı oluşturmaktadır diyoruz. Devamında tepkimeye giriyorlar ama tepkimeye girdikten sonra tam verimli olup olmadığı söylenmiyor. Dolayısıyla işte tam burada sizin şunu yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Azotun her bir molü harcandığında ya da her bir litresi harcandığında 3 litre hidrojen gazından harcanacağını söyleyebiliriz. O yüzden de ben şöyle yazıyorum arkadaşlar. Azottan V litre harcandığında hidrojenden 3 V litre harcanacak ve 2 V litrede amonyak gazı oluşacağını söyleyebiliriz. Peki tepkime gerçekleştikten sonra ne gibi durumlarla karşılaşacağız? Bakınız buradaki başlangıç hacimleriydi. Ve tepkime sonunda 12 litre azot gazının V'si harcandığından dolayı tepkime sonunda 12-V kadar azot gazı bulunacaktır. 12-3V kadar hidrojen gazı bulunacaktır. Başlangıçta amonyak zaten yoktu ve sonunda da 2V hacimde amonyak gazı oluşacağını söyleyebiliriz. Şimdi bize burada arkadaşlar oluşan bu şartlar altında dikkat edecek olursanız 18 litrelik bir gaz karışımı oluştuğu söyleniyor. Yani burada verilen gazların arkadaşlar hepsini topladığımız zaman 18 litreyi tekabül etmesi gerekmektedir. Buradan arkadaşlar V'yi 3 litre olarak arkadaşlar bulacağız. Ve 3 litre ise buradan ne kadar harcanıyor, ne kadar oluşuyor bunu bulabiliriz. Ve burada soruda arkadaşlar azot gazının hacmini sormuş tepkimenin sonucunda. Tepkimenin sonucunda azotun arkadaşlar şurada görüldüğü gibi 12 eksi V olacağını söyleyebiliriz. Buradan da dikkat edecek olursanız V'nin ben 3 litre olduğunu biliyorum. 12 litreden 3 litreyi çıkarttığım zaman ne olacaktır? Tepkime sonunda 9 litre azot gazı olacaktır. Buradan 9 olan tek seçenek zaten D seçeneği olacaktır. Ama biz yine de tepkimenin verimini de hesaplamakta fayda var. Değerli arkadaşlar tepkime verimi hesaplanırken sınırlayıcı bileşeni bulmamız çok önemlidir. Sınırlayıcı bileşeni bulurken de şuna dikkat ediyoruz. Başlangıçta verilenlerle katsayılar arasında bir kat oranına bakıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar kaç katı? 12 katı olduğunu görüyoruz. Bunun kaç katı? 4 katı. Sınırlayıcı bileşen küçük katı olandır değerli arkadaşlar. Ve o yüzden de bu verim buna göre hesaplayacağız. Nasıl? Şöyle. Tepkimemizin başlangıçta 12 litre hidrojen gazı vardı ve 3V'si kullanıldı. Yani V3 bulduğumuzdan dolayı 9 litreyi kullandık. Verim şöyle hesaplanıyor. Benim tepkimemde başlangıçta hidrojenden 12 litre var ve ne kadarını kullandınız? 9 litresi kullanıldı. İşte verim böyle hesaplanıyor. 12'nin 9'u kullanıldıysa acaba yüzde kaç verimle gerçekleştirilir? Bunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 4, 3'e böldüğümüzde 3 olduğunu görürüz ve bunun 25 katı olduğunu görüyoruz ve 25 katı olduğundan dolayı da olacağından dolayı orantısal olarak burada 75 olarak arkadaşlar bulacağız. Bu ifadeyi de cevap o yüzden D seçeneğidir diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, kimyasal hesaplamalarla ilgili sorularla karşılaştığınızda ya mol üzerinden hareket edilir ya da gram üzerinden hareket edilir. İşte bu soruda eğer mol üzerinden hareket etmeye çalışırsanız biraz daha sayısal işlemler çok daha teferruatlı olacağından dolayı biraz daha kolay olan kütle üzerinden yani gram üzerinden gitmekte fayda var. Değerli arkadaşlar şöyle bir yöntem hatta siz de bunu söylemiş olalım. Biz şu formülü biliyoruz. N eşittir M bölü MA formülünü biliyoruz. Şimdi burada kütle üzerinden giderken nasıl bir yol izleyeceğiz? Şöyle ki içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman mol ile molekül ağırlığının çarpımı bize neyi verecektir? Kütleyi verecektir. Yani burada tepkimeye giren maddelerin mol ile molekül ağırlıklarına çarptığımızda bize kütlesiyle alakalı bilgi verecektir ki burada arkadaşlar tepkimede mol dediğimizden kasıt katsayıdır. Molekül ağırlığından kasıtsa bize burada verilen maddenin yani örneğin kalsiyum olabilir, oksijen olabilir.
Bunların molekül ağırlıklarıdır. Şimdi burada şu hareketi yapacağız. Lütfen dikkat. Yani mol ile molekül ağırlığını çarpacağım. Bunun da arkadaşlar mol ile molekül ağırlığını çarpacağım. Benzer şekilde bunun katsayısı 1. Mol ile molekül ağırlığını arkadaşlar çarpacağım. Ve burada bir kütle durumu söz konusu olacak. Bakınız şöyle. Mol dediğimiz zaman moller arkadaşlar unutmuyoruz. Katsayılar olduğunu söylemek istiyorum. Burada onu belirtme adına da nitelendirelim. Burada arkadaşlar 1 çarpı kalsiyumun molekül ağırlığının 40 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 40 yazdım. Burada mol 1 bölü 2 çarpı oksijenin molekül ağırlığı, bakın O2, bir tanesi 16 ise iki tanesi 32 olacaktır. Şöyle bir yazmış olduk bunda. Burada katsayımız 1 olduğu için 1 yazdım. Molekül ağırlığı arkadaşlar kalsiyum burada 40, bir tane de oksijen var. 16 topladığınız zaman 56 yapacaktır. Bakınız burada şöyle bir şeyle karşılaştık. 1 çarpı 40, 40 oldu. 1 bölü 2 çarpı 32'den 16 geldi. Zaten bakın burası da 56 geldi. Bakın dikkat edin. Burada bir oran söz konusu. Hatta kütlelerini bile topladığınız zaman 40, 16 daha 56 yaptığını görmektesiniz. İşte bu tarz ifadeler karşımıza çıktığında şöyle bir şey yapacaksınız. Hemen verilen bu ifadeleri arkadaşlar sadeleştirin. En sade hale getirin. Bakın burada 8'e bölündüğü zaman, örneğin burası 5, 8'e bölündüğünde burası 2, 8'e bölündüğünde ise arkadaşlar 7 olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar ne demektir? Bunlar şu demek arkadaşlar. Kalsiyumun her 5 gramı 2 gram oksijenle tepkime girecek ve tepkime sonunda da 7 gram bileşik oluşacağını söyleyebiliriz. O yüzden de bize demiş ki soruda eşit kütleli demiş, dikkat edecek olursanız. O yüzden de arkadaşlar ben başlangıçta şöyle alıyorum. Kalsiyumun arkadaşlar kütlesi örneğin 5m olmuş olsun. Bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Ve oksijen de 5m olarak aldık. Yani kütle olarak bunlar. Fakat ben şunu biliyorum artık. Bakın buradaki ifadeyi niçin bulduk biz? Şundan dolayı. Kalsiyumdan eğer 5 gram tepkime girerse ya da 5m tepkimeye girerse oksijenden 2m tepkimeye girmek durumundadır. İşte gelip bunu burada uygulayacağız arkadaşlar. Kalsiyumdan 5m eğer tepkimeye girerse, ki tam verimle dediğinden dolayı bunu söylüyorum, bir tanesi bitecek. Dolayısıyla da burada oksijen de arkadaşlar 2m tepkimeye girmek durumundadır ve buradan 7m bileşik oluşacağını söyleyebiliriz. Şimdi bize bu bilgi ışığında baktığımız zaman kalsiyumun bittiğini görüyoruz. Oksijenden 3m arttığını görüyoruz ve bileşikten 7m oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bize soru içerisinde ne vermiş? Tepkime sonucunda 48 gram madde reaksiyona girmeden kalıyor. Kim? Bu reaksiyona girmeden kalan elbette ki 3m'lik oksijen. Yani arkadaşlar 3m'in 48 olduğunu söylemiş. M buradan 16 olacaktır. Şimdi bize soru içerisinde kalsiyum oksitin kaç mol olduğu söyleniyor. Ben burada tabii 16 gram olarak M'i buldum. M yerine arkadaşlar 16 yazacağım. Ve şunu yazacağım arkadaşlar, bakın 7 çarpı 16. Bu ne yaptı? Bize gramı vermiş oldu. Kalsiyum oksidin gramıdır arkadaşlar burası. Peki molünü bulmak için ne yapacağız? Molekül ağırlığına böleceğiz. Molekül ağırlığını demin bulmuştuk. 56 diye arkadaşlar. Buradan dikkat edecek olursanız 7'ye böldük. 1, 7'ye böldük. 8. Buradan 16'yı 8'e böldüğümüzde 2 kalacaktır değerli arkadaşlar. Yani 2 mol olacaktır diyoruz. Bu yöntem arkadaşlar çok fazla belki karşılaşmadığınız bir şey olabilir. Özellikle bunu size eğer ben öğretmiş olduysam büyük bir şanstır arkadaşlar. Bu sizin adınıza umarım faydalı olmuştur diyoruz arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda dikkat etmemiz gereken kısım şurasıdır. Katı kütlesinde 3,2 gramlık bir artış olduğu söyleniyor. Bu artışın sebebi nedir değerli arkadaşlar? Elbette ki oksijendir. Demek ki oksijen 3,2 gram imiş. Değerli arkadaşlar, tepkimeye giren 3,2 gramlık bir oksijenden bahsediyoruz. Peki 3,2 gram oksijen kaç moldür diye bulacak olursak N eşittir arkadaşlar. N bölü MA'yı hemen kullanmalıyız. 3,2 bölü oksijen gazından bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın ikili oksijen. Bir tanesi 16, iki tanesi 32 olacaktır. Yani 0,1 mol oksijen kullanıldığını söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, buradan şuna dikkat edeceğiz. 0,1 mol oksijen kullanıldığı söyleniyor ama bakın katsayılardan bir geçiş yapmamız gerekecektir burada. Hemen şöyle bakın. Burada 1 bölü 2 oksijen kullanıldığında
Ne kadarlık bir bileşik oluşuyor? Bakın katsayıdan geçiş yapıyorum. Dikkat edin. Kaç katı? 2 katı kadar bileşik oluşacak. Mol oranı olarak bakıyoruz arkadaşlar. Burada da 0,1 mol kullanıldıysa demek ki 2 katı olan 0,2 mollük bir bileşik oluşmalıdır diyoruz. Bileşiğin arkadaşlar bize nesi verilmiş? Gramı verilmiş. Ben molünü de bildiğime göre o zaman arkadaşlar hemen N eşittir M bölü MA formülden 0,2 eşittir 12,4 bölü molekül ağırını hesaplayacak olursak arkadaşlar bakın ne vardı molekül ağırını hesaplayacak olursak 2 çarpı X var. Molekül ağırını direkt olarak yazıyorum arkadaşlar. Artı oksijende bir tane olduğu için bir tanesi de 16. 16'yı yazdık. Buradan arkadaşlar X eşittir. Yapılacak olan matematiksel işlemler sonucunda X'in 23 olduğunu bulacağız. Cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda verilen gazların oksijen ile yanma tepkimelerini öncelikle yazmamızda fayda var. Ve hemen şunu da söyleyelim. Helyum bildiğiniz gibi asal bir gaz ve oksijenle tepkimi girmez. Burada bize oksijenle yakıldığı zaman 2 mol karbondioksit ve 3 mol de suyun oluştuğu söylenmektedir. Suyu ve karbondioksit arkadaşlar kimler oluşturacaktır? Karbon monoksit ve metan gazlarının yanması sonucunda oluşacaktır. Şimdi nereden başlayacağız? Elbette ki buradaki ikinci tepkimede sadece su bunda oluştuğundan dolayı hemen buradan başlayacağız. Ama arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir kısım var. Tepkimeleri öncelikle denkleştirmelisiniz. Ve şunu da söyleyelim. Eğer karbon ve hidrojen içeren bir bileşik yanıyorsa karbondioksit ve su oluştuğunu hemen söyleyelim. Bu genel bilgi olarak da bilmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar bakın bir karbon olduğundan dolayı bir tane karbondioksit burada olacaktır. 4 tane hidrojen olduğundan dolayı da buraya 2 arkadaşlar yazdık. Dolayısıyla tepkimeyi denkleştirme adına da burada 2 tane oksijen olacaktır. Çok önemli değil oksijen miktarlar ama sadece öyle denkleştirmek için yazıyorum. Diğer taraftan da arkadaşlar şurada 1 bölü 2 yazdığınız zaman tepkime denkleşecektir diye söyleyebiliriz. Şimdi bize burada neler verilmiş? Bakın diyor ki 3 mol su oluştuğu söyleniyor. Bakın burada demek ki 3 mol su oluşmuş. Bakın bundan sonraki kısım şununla ilgilidir. Kat sayılardan geçişler yapacağız arkadaşlar. Dikkat! Buradaki kat sayılardan geçişler yapacak olduğumuz zaman şuna bakıyoruz. Bakın ne kadarı? Yarısı. O zaman demek ki 3'ün de yarısı kadar yani 1,5 mol karbondioksit oluşacağını söyleyebiliriz. Hemen bunda bakın kat sayısı 1 olduğundan dolayı hemen bunun altına 1,5 mol yazmamız gerekmektedir. Ve buradan hemen şunu öğrenmiş olduk. Karbondioksit arkadaşlar 1,5 mol sadece metan gazının yanması sonucu oluştuğunu söyleyelim ama toplamda 2 mol karbondioksit oluştuğuna göre demek ki 0,5 molü de bu tepkimenin sonucunda oluştuğunu görmekteyiz. Ve kat sayılardan tekrar bir geçiş yapacak olursak arkadaşlar dikkat edin burada birebir geçiş olduğundan dolayı 0,5 mol karbondioksit oluşabilmesi için 0,5 mol karbon monoksit ne yapması gerekiyor? Yanmış olması gerekmektedir. Şimdi bakınız burada toplam karışımın 4 mol olduğu söyleniyor. Bunun 0,5 molü karbon monoksit, 1,5 molü metandan gelmiştir. Topladığınız zaman arkadaşlar 2 mol demek ki bu ikisinin karışımından meydana gelecek. O zaman toplamda 4 mol olacağından dolayı da demek ki helyum 2 mol kadar olacaktır diyoruz. Buna göre başlangıçtaki gaz karışımının hacimce, hacim biliyorsunuz ki gazlarda molleriyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Yüzde kaçı helyumdur demiş. Ben şunu biliyorum. 4 mollük bir karışımın ya da 4 litre diyebilirsin de çok önemli değil. 4 mollük karışımın ne kadarı helyum olduğunu bulduk. Arkadaşlar 2 mol helyum olduğunu bulduk. Yani 4'ün ikisi yani yarısı dikkat edecek olursanız yüzde ne olacaktır arkadaşlar? 50'si olacaktır. Cevap D seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar bu sorunun çözümünde adım adım ilerlemekte fayda görüyorum. Şöyle ki bize aynı koşullarda gazların mol sayılarının ya da molekül sayılarının hacimleri ile doğru orantılı olduğu söyleniyor. Bu ne demektir? Molekül sayıları eşittir arkadaşlar kat sayılardır. Böyle düşünebilirsiniz daha doğrusu orantısal olarak bunu söylüyorum. Örneğin burada hidrojen kat sayısı 1, klorun kat sayısı 1. Şimdi hacim dediğimiz zaman örneğin bu V hacim kaplıyorsa bu da V hacim kaplamalıdır diye söyleyeceğiz. Yani başlangıçta bu ikisi beraber 2V'lik bir hacim kapladığını dile getirebiliriz. Bunların yanı sıra benzer şekilde diğerlerine bakacak olursak bunların kat sayısı olarak eğer bu V kadar hacim kaplıyorsa bu da 3V kadar hacim kaplamalıdır.
Burada da arkadaşlar kat sayısı bu. V kadar hacim kaplıyorsa bu da 0,5V'lik hacim kaplıyordur diyoruz. Yani bunlar örneğin başlangıçta bu 4V'lik bir hacim kaplayacak. Bu da arkadaşlar 1,5V'lik bir hacim kaplayacak. Bakınız bize ne söylemiş? Aynı koşullarda eşit hacimli 3 ayrı kapta. Şimdi baktığın zaman ilk başlangıçta bu 2V, bu 4V, bu da 1,5V. Yani eşit hacimli değiller. Bunları öncelikle eşitlememiz gerekiyor. Nerede eşitlenir arkadaşlar? 2, 4 ve 1,5. Arkadaşlar bunlar 12'de eşitlenecektir. Yani bu ifadeyi ben 6 ile genişleteceğim. Bu ifadeyi arkadaşlar 3 ile genişleteceğim. Ve bu ifadeyi de 8 ile genişleteceğim değerli arkadaşlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Toplamda demek ki burası 12V olacaksa bu 6V'si bundan, 6V'si bundan olacaktır. 3 ile genişletecek olursak arkadaşlar, yani burası 12V yaptığımız anda burası 3, burası da arkadaşlar, şimdi düzeltiyorum hemen seriyim, 9 olacaktır. Eğer 8 ile genişletecek olursak arkadaşlar, burası 8V olduğunda burası da, bakın düzeltiyorum burayı, 4V olacaktır. Yani sistemsel olarak aslında böyle bir durum söz konusudur diyebiliriz. Şimdi bu tepkimeler artansız gerçekleşiyorsa hemen şuna dikkat etmemiz lazım. Oluşanlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peki ne kadar katı kadar hacim oluşuyor? Örneğin burada sınırlandırıcılar da bizim için çok çok önemli. Bunlar arkadaşlar birebir tepkimeye girdiğinden dolayı, bakın zaten 6V katı olacak. Yani 6V kadar tepkimeye biz bunları sokmuşuz ve o zaman 6V kadarlık bir artış olacak. Yani bu şu demektir. Ben bunun eğer 6V katını alıyorsam, 6V katını alıyorsam bunun da arkadaşlar 6V katı kadar oluşmalıdır. Yani 12V oluşmalıdır artansız tepkime gerçekleştiğinde. Şimdi ikinci tepkimeye lütfen dikkat. Burada arkadaşlar bunun kaç V katıdır? 3V katı olduğunu görüyoruz. Burada da bakın 3V katı, o zaman katsayının arkadaşlar 3V katı kadar oluşacaktır. Yani 6V oluşacağını söyleyebiliriz artansız gerçekleştiğinde. Burada ise zaten olay anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakınız bunun 8 katı olduğuna göre yine bunun da 8 katı olacaktır. Yani burada 8V'lik bir hacim arkadaşlar oluşacaktır ve diğerleri bittiğinde sadece ve sadece birinci ifadede bu kadarlık bir hacim, ikincide bu kadarlık bir hacim, üçüncüde bu kadarlık bir hacim gerçekleşecektir. Hacimler arasında böyle bir sistem kurulmuş. Dolayısıyla da hemen şunu söyleyebiliriz. Demek ki bu V1'i temsil ediyor. Buradaki arkadaşlar V2'yi temsil ediyor. Buradaki de V3'ü arkadaşlar temsil ediyor. Bu bilgiler ışığında baktığımızda birincinin arkadaşlar A'da olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir A ile eşleşmiş. İkinci ifadeyiz arkadaşlar. Bakın V2 dediği ikincisi aslında kimle eşleşiyor? C ile eşleşiyor. O zaman 2C olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekleri incelediğimiz zaman bu verilen seçenek arkadaşlar D seçeneği olmaktadır. Cevap burada değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda verilen denklemi incelediğimiz zaman arkadaşlar bize şu söyleniyor. 1,2 mol x katısı ile, yani başlangıçta 1,2 mol x katısı varmış ve 32 gram oksijen gazı arkadaşlar. Bunun molekül ağırlığını hemen böldüğümüz zaman arkadaşlar, bakın oksijen gazı 2 tane olduğu için molekül ağırlığına böldüğümüzde 1 mol oksijen olduğunu hemen görmekteyiz. Yani başlangıçta 1 mol oksijen varmış. Bize %75 verimle gerçekleşen bir tepkime diyor. Yani arkadaşlar verim hesaplanırken sınırlayıcı bileşeni bularak arkadaşlar hesaplayacağız. Peki sınırlayıcı bileşeni nasıl buluyoruz? Şöyle ki buradaki arkadaşlar katsayı ile başlangıç molü arasındaki kata bakıyoruz. Kaç katı? 0,6 katı. Buradaki oksijen katsayısı 1. Birin bir kaç katı arkadaşlar? 1 katı. Ve burada neye bakıyoruz arkadaşlar? Sınırlayıcı bileşende küçük kata bakıyoruz. Küçük kat bizim sınırlayıcı bileşenimizi bize verecektir. Yani burada sınırlandıran oksijen değil, özür dilerim, x katısı olacaktır. Peki %75 verim diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Benim başlangıçta 1,2 mol x katısı varmış. 1,2 mol x katısı eğer %75 verimle diyorsa bunun %75'ini arkadaşlar alacaksınız. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 3'e 4 olacaktır. 4 ile 1,2'de sadeleştiği zaman 0,3, çarptığımız zaman 0,9 mol. Bu ne demektir? 1,2 molün 0,9 molü tepkimeye girecektir. 175 dediğimiz bu.
Yani bu arkadaşın arkadaşlar 0,9 molü tepkimeye girecektir. Şimdi dikkat, bize tepkime sonucunda kaç mol bu arkadaştan oluştuğu söyleniyor. Dikkat edin, burada katsayılardan geçiş yaparak çok rahat bir şekilde sonuca ulaşacağız. Örneğin x'in katsayısı arkadaşlar kaç burada? 2'dir. Buradaki verilen bileşiğin katsayısı kaçtır arkadaşlar? 1 olduğunu görmekteyiz. Yani 2 ve 1, yani yarısı kadar mol oluşacaktır. Yani ne olacaktır? 0,9 bölü 2 mol oluşacaktır verilen bu maddede arkadaşlar. Onu da oranladığımız zaman 0,9 arkadaşlar 0,90 olarak da yazabiliriz. Böldüğümüz zaman cevap B seçeneği çıkacaktır. Merhaba arkadaşlar. Kütlece sorularında dikkat etmeniz gereken kısım şudur. Eğer soruda %80 saflıkta diyorsa ve verilen maddenin kaç gram olduğu söyleniyorsa, yani 40 gram olduğu söyleniyor ve %80 saflıkta. Bunun arkadaşlar %80'ini öncelikle bir almanız gerekmektedir. Yani 32 gram diye söyleyebiliriz bakırı. Yani burada şunu anlayacağız. 40 gram var ama %80'i saf. Yani %80'i tepkimeye girebilir diye düşüneceksiniz. 32 gram bakır arkadaşlar kaç mol olduğunu hemen bulalım. Bakırın 1 molün ağırlığı arkadaşlar 64. Dolayısıyla da buradan n eşittir m bölü ma formülünden bu 32 gramın kaç mole tekabül ettiğini bulabiliriz. Yani 0,5 mol olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız tepkimeyi o yüzden buradan 0, arkadaşlar 5 mol bakır tepkimeye girecektir. Bakın buradan yapacağımız işlem şudur. 0,5 mol bakır tepkimeye giriyorsa bakınız bir tepkime size verildiği zaman herhangi bir tanesi hakkında tepkimeye girenler ya da ürünlerin hakkında herhangi bir tanesi hakkında 1 mol olayını edindiyseniz o zaman başka bir şey size soruyorsa yani tepkime de bir şey verip bir madde hakkında bilgi verip başka bir madde hakkında bir şey soruyorsa hemen arkadaşlar katsayılardan geçiş yapacaksınız. Yani bunun katsayısı 1, bunun katsayısı arkadaşlar 2. Bunun hakkında bilgi sorduğumdan dolayı bunu yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin kaç katı olduğunu görüyoruz? 2 katı. Demek ki tepkimede 0,5 mol bakır tepkimeye giriyorsa hemen siz ne yapacaksınız? 2 katını almalısınız. Burada olduğu gibi bu 2 katıysa 2 katı kadar oluşacaktır. Yani 1 mol NO2 gazı oluşacaktır. Peki normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Değerli arkadaşlar 1 mol gaz normal koşullar altında 22,4 litre hacim kaplar. Cevap D seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Tepkimeyi incelediğimiz zaman karbon monoksitin oksijenle yanma tepkimesi ve karbondioksit ve dışarıya da ısı çıktığını görmekteyiz. Verilen birinci niceliğe bakacak olursak toplam molekül sayısı diyor. Birinci olarak önce verilen maddelerin arkadaşlar bir molekül buradan tepkimeye girmiş karbonmonoksit. Buradan 0,5 mol oksijen topladığınız zaman 1,5 mol molekül tepkimeye girmiş ve bunda katsayısı 1 olduğu için 1 mol molekülde arkadaşlar oluşmuş. Yani 1,5'tan 1 arkadaşlar molekül sayısı azalmıştır. Birinci ifade doğrudur. Sıcaklık denildiği zaman bakın ortamın sıcaklığı artmıştır. Neden? Bu tepkime bir yanma tepkimesi ve yanma tepkimesinin sonucunda eğer ısı açığa çıkıyorsa ortam ısınacaktır. Bu da örneğin sobanın, kaloriferin yanması gibi düşünebilirsiniz bunu. Tepkime öncesine göre ortamın sıcaklığı artar ifadesi doğrudur. Gaz yoğunluğu demişti arkadaşlar. Gaz yoğunluğu diyorsa burada D eşittir M bölü V ifadesini söyleyebilirsiniz ve sabit hacimli bir ifade olduğunu görmekteyiz. Ve dikkat değerli arkadaşlar, burada gaz yoğunluğu denildiği zaman ister tanecik sayısı isterseniz de burada toplam kütleyi düşünmeniz gerekmektedir. Burada özellikle toplam kütle yani yoğunluk açısından söylediğimiz için bunu söylüyoruz. Toplam kütle arkadaşlar değişmez. Değişmeyeceğinden dolayı yoğunluk da arkadaşlar değişmeyecektir diyoruz. O yüzden bize doğru verilmiş olan ifadeyi sormuş. Cevap C seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorunun çözümünü daha kolaylaştıracak bir yöntemle başlamak istiyorum. Burada hidrojenlerin mol sayılarının eşit olduğu söylendiği için hidrojenin burada arkadaşlar katsayılarını öncelikle eşitlemenizde fayda var. Daha rahat işlem yapabilme adına. O yüzden de burada 3 bölü 2 olduğu için bu tepkimi arkadaşlar 2 ile genişletin. Ve burada da katsayısı 1 olduğundan dolayı da buraya arkadaşlar 3 ile genişletin. Daha rahat bir işlem yapabiliriz. Sonuçta burada arkadaşlar 3 mol
hidrojen olacaktır. Burada yine 3 mol hidrojen olacaktır. Tepkimenin sonucunda katsayı olarak arkadaşlar 3 ile genişlettiğimiz için burası 3, burası 6, burası arkadaşlar 3 olacaktır. Burası 2, burası 6 ve burası da 2 olacağını söyleyebiliriz. Bu şekilde işlemi daha rahat yapabiliriz. Burada diyor ki bize harcanan kalsiyum ile alüminyum metallerinin kütleleri arasında böyle bir ifade vardır. Bakınız burada dikkat edecek olursanız mol sayısı ile molekül ağırlığını çarptığımız zaman buradaki kalsiyum 40 olduğunu görüyoruz. 3 çarpı arkadaşlar 40'tan buradan 120 kalsiyum harcanıyor. Diğer taraftan alüminyuma bakacak olursak 2 ile de 27'yi çarptığınız zaman 54 gram alüminyum harcandığını görüyoruz. Yani kalsiyumun harcanma kütlesi daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ifadeniz doğru olur. Harcanan hidroklorik asit ile sodyum hidroksit bileşiklerinin mol sayıları birbirine eşittir diyor. Dikkat edecek olursak arkadaşlar 6'ya 6 bunların hemen eşit olduğunu gözlemledik. Birinci, ikinci ifademiz de doğrudur. Birinci tepkimede 6 mol hidrojen gazı oluşmuş ise, yani şuradaki ifade 3 değil de 6 olursa, yani 2 katı olursa demeye çalışıyor burada bize. İkincisinde arkadaşlar bu kadar alüminyum metali harcanmıştır diyor. Eğer burası arkadaşlar eğer 6 olursa elbette ki eşit miktarda hidrojen olacağından dolayı burası da ne olmak zorunda? 6 mol hidrojen olmak zorunda. Ve dikkat edin arkadaşlar kaç katı bunun? 2 katı. Dolayısıyla alüminyumu bize sorduğundan dolayı da işte kat sayılar arasında benzer orantı vardır. Bunda ne olacaktır? O zaman 2 katı tepkimede alüminyum kullanılacaktır. Yani 4 mol alüminyum kullanılacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. O yüzden cevap E seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Verilen denklemi incelediğimiz zaman bize 9.2 gram sodyum kullanıldığı söyleniyor. Tabii 9.2 gram sodyumun kaç mol olduğunu bulabilmek için molekül ağırlığına bölmeliyiz. Yani 23'e böldüğümüz zaman arkadaşlar buradan 0.4 mol sodyumun kullanıldığını görmekteyiz. 0.4 mol yeterince su ile tepkimeye girmiş. Yani 0.4 mol sodyum bittiğini bize söylüyor. Tabii biz buradan hemen şunu elde etmeliyiz. Bakınız sodyumun katsayısı burada 1. Hidrojenin katsayısı arkadaşlar yarısı. Dolayısıyla eğer tepkimeye 0.4 mol sodyum tepkimeye giriyorsa yarısı kadar da hidrojen gazı oluşmalıdır diyoruz. Burada tepkimenin devamlılığı açısından bize diyor ki oluşan bu hidrojen gazı ile oksijen gazı arkadaşlar tam verimli tepkimeye girmiş. Yani buradaki oluşan hidrojen gazı ile tepkime girdiği için 0.2 mol burada hidrojen olduğunu söyleyebiliriz başlangıçta. Devamında 1.6 gram oksijen gazının diyor. Arkadaşlar 1.6 gram oksijen gazının molünü bulacak olursak 32'ye bölmelisiniz. 2 oksijenin 32 olduğunu görmekteyiz. Bir tanesi 16, iki tanesi 32. Buradan arkadaşlar sadeleştirdiğiniz zaman 0.05 mol ne olarak bulacağız? Oksijenin molünü bulacağız. 0.05 olarak bulduk. Bu arada tepkimeyi bu şekilde yazdım ama denkleştirmedim farkındaysanız. Önce bir denkleştirelim. Burada baş kat sayısını bunun 1 bölü 2 yazdığımız zaman denkleşmiş olacaktır. Yani dikkat edecek olursanız 1 bölü 2 yani 0.5 olduğunu söyleyelim kat sayının ki 0.5'i birazdan kullanacağız. Şimdi tepkime tam verimle gerçekleşiyorsa hidrojen ya da oksijenden bir tanesi bitecek. Ama hangisi bitecek ona şöyle karar veriyoruz. Kat sayılarına arkadaşlar bakıyoruz. Bunun kat sayısı 1 ve başlangıçla arasındaki bu kata bakıyoruz. Kaç katıdır? 0.2 katı olduğunu görüyoruz. Peki oksijene bakacak olursak 0.5, 0.05'in kaç katı olduğuna bakıyoruz. 0.1 katı olduğunu gördük. O yüzden de burada arkadaşlar küçük katı olanı alacağımızı defaatle söylemiştik. Her zaman böyle tam verim tepkimede küçük katı alıyoruz. Yani bu şu demektir. Hidrojenden 0.1 kullanılacak, katı kullanılacak. Bunun arkadaşlar 0.1 katı kullanılacak. Ve suyun katsayısı arkadaşlar 1 ve suyun da 0.1 katı oluşacak değerli arkadaşlar. 0.1 katı yani 0.1 mol su oluşacağını söyleyebiliriz. H2O sıvısı oluşacaktır diyoruz. H2O'nun arkadaşlar 1 molünü hesaplayacak olursak yani daha doğrusu burada N eşittir. M bölü MA'yı yazmamız gerekiyor. H2O sıvısı için 0.1 mol olduğunu bulduk.
kütlesini bize soruyor. Molekül ağırını hesaplayacak olursak H2O sıvısında 2 tane hidrojen var. Dolayısıyla 2 çarpı 1, 2. Bir tane oksijen var, 16. Topladığınız zaman 18 olduğunu göreceksiniz. Ve buradan içler dışlar çarpımından 1 ile çarp, 10'a böl demektir. Cevap A seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzun çözümüne verilen buradaki her bir ifadeyi değerlendirerek başlayalım. Bize demir metalin tamamı paslanmış diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar başlangıçta demirden 0,7 mol varmış ve 0,3 mol kalmış. Yani aradaki fark kadar demirden tükendiğini söyleyelim. Yani hatta şuraya yazacak olursak 0,4 mol demirden kullanıldığını görüyoruz ama 0,3 mol kalmış. Yani tamamı paslanmamış. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Katı kütlesi demiş arkadaşlar 9,2 gram artmıştır. Bakınız tepkimeyi incelediğimiz zaman öncelikle demir katısı var ve ürünler kısmında demir 3 oksidimiz var. Peki katı kütlesindeki artışın sebebi nedir arkadaşlar? Artışın sebebi oksijendir. Oksijen ne kadar buna dahil olduysa katı kütlesini o kadar arttırmıştır. Yani kısaca oksijenin ne kadar kütleye tekabül ettiğini bulmalıyız. Dikkat edecek olursanız tepkimeye giren oksijen miktarını bulacağız elbette ki. Burada başlangıçta 0,4 oksijen varmış ve tepkimeye gerilediğinde 0,1'e kadar gerilemiş. Yani bu aradaki fark kadar değerli arkadaşlar oksijen kullanılmış. Aradaki fark ne? 0,3 mol oksijen kullanılmış. Peki 0,3 mol oksijen kaç gramdır diye bulmak istediğim zaman ben 1 mol oksijen molekülünün kaç gram olduğunu biliyoruz. Nereden? Şöyle bir tanesi arkadaşlar oksijenin 16 2 ile çarptığınızda 32 gram olduğunu görmekteyiz. Bize tabii 0,3 mol oksijen kullandığınızdan dolayı acaba kaç grama tekabül edecektir? Bakınız buradan içler dışlar yaptığınızda X'in 9,6 gram olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 9,6 gram eklenmiş bu demire ve demirin kütlesini bu kadar arttırmış. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Tepkime demiş %75 verilme gerçekleşmektedir diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda elbette ki tepkimeye girenlerin hangisinin sınırlayıcı olduğunu bulmamız gerekmektedir. Burada arkadaşlar şunu söyleyelim. Demir ve oksijen tepkimeye girdiğinden dolayı hemen nitelendirecek olursak şöyle diyebiliriz bunu. Demirden başlangıçta arkadaşlar ne kadar var? 0,7 mol var. Oksijenden ne kadar var? 0,4 mol var. İşte bunlar arasındaki bu katsal ifadeleri arkadaşlar bulduğumuzda burası 0,35 yapacaktır katı. Bu da arkadaşlar 0,2 küsür yapacaktır. Yani 0,4'ü 3 bölü 2'ye böldüğünüzde buradaki oranı bulacağız. Yani küçük katı olan arkadaşlar oksijendir ve sınırlayıcılığı oksijen üzerinden yapacağız. Bakın nasıl yapıyoruz? Şöyle burayı şuraya arkadaşlar biraz temizleyecek olursak. Tepkime de başlangıçta oksijenden ne kadar var? 0,4 mol var. Ve verim olarak hesaplamak istediğimiz zaman ne kadar tepkimeye girdiğine bakalım. 0,4 mol arkadaşlar şu aradaki fark kadar tepkimeye girmiş. Yani 0,3 mol tepkimeye girmiş. İşte verim böyle hesaplanır. Başlangıçta ne kadar vardı ve ne kadarı kullanıldı? 0,3 molü kullanılmış. O zaman yüzde acaba kaçı kullanıldı? O da bize verimi verecektir. Bakınız burayı sadeleştirdiğiniz zaman ondalıklı olarak düşündüğünüz zaman 4'e 3 olarak söyleyebilirsiniz. Bu yüzle hemen bunu arkadaşlar katsal olarak bakacak olursak 25 katı hemen 25 katı da olacağından dolayı oransal ifadeden ne çıkacaktır? 75 çıkacaktır değerli arkadaşlar. Bu ifademizde doğru cevap E seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Saflık sorularında öncelikli olarak yapmanız gereken şey saf olan miktarı bulmaktır. Yani 16 gram bize verilmiş. 16'nın yüzde arkadaşlar 80'ini almanız gerekmektedir. %80'ini aldığınızda 12,8 gram arkadaşlar kalsiyum karbürün saf olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demektir? 12,8 gram kalsiyum karbür tepkimeye girecek demektir. Peki 12,8 gram kalsiyum karbür acaba kaç mol olduğunu bulmalıyız? O yüzden de hemen molekül ağırlığına bölmemiz gerekmektedir. N eşittir m bölü ma formülünden yararlanarak. Kalsiyum arkadaşlar 40, 2 tane karbon var. Bir tanesi 12'ymiş. İki tanesi arkadaşlar 24 yapacaktır. Topladığınız zaman da 64'müş molekül ağırlığı.
Hemen burada gramın arkadaşlar molekül ağırlığına bölelim. 64'e böldük. Ne çıktı arkadaşlar? 0,2 mol kalsiyum karbürün kullanıldığını burada arkadaşlar söylüyoruz. Saflık derecesi budur. Şimdi buradan demek ki 0,2 mol kalsiyum karbür kullanılmış. Şimdi bakın bize tepkimede bir tanesiyle ilgili bilgiyi verip başka bir şey hakkında, başka bir tepkimede başka bir oluşan ya da herhangi bir şey hakkında bilgi soruyorsa hemen arkadaşlar katsayılardan geçiş yapmalıyız. Yani 1 mol kalsiyum karbür tepkimeye girdiği zaman burada 1 mol asetilen dediğimiz ya da C2H2 dediğimiz madde oluşacaktır. O zaman yani birebir olacağından dolayı burada 0,2 mol eğer kalsiyum karbür tepkimeye giriyorsa 0,2 mol de C2H2 oluşacağını söyleyebiliriz. Peki 0,2 molünün kaç gram olduğu söylenmiş? Hemen şöyle yapabiliriz. 1 mol C2H2'nin kaç gram olduğunu bulabiliriz. 2 tane karbon arkadaşlar 24 yapacaktır. 2 tane de hidrojen var. Artı 2 eşittir. İşte tabii buradaki ifadeleri değerlendirerek bunu yapıyorum elbette ki. Ne olacaktır? 26 gram olacaktır. Tabii 0,2 molü oluştuğundan dolayı burada hemen doğru orantısal ifade yapacak olursak İçler dışlardan x eşittir. Bakınız 2 ile 26'yı çarpın 52. Ona bölmeniz gerekiyor 0 noktadan dolayı. Ondalık olduğundan dolayı 5,2 gram olacaktır. O yüzden cevap A seçeneğidir.